Şöyle konuyu bir detaylandıralım. Hashtag olarak sol köşede sizleri bekliyor sevgili izleyenler. Beyaz şeridin içinde saniyeler içinde belirir ekranınızda. Görüşlerinizi çok önemsiyoruz. X hesabından bize ulaşın. Canlı bağlantılarla neler yaşanıyor anlatmaya devam edeceğiz. Bugün İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü. Gün boyunca da şehrin birçok noktasında kutlama etkinlikleri düzenlenecek. Bu etkinlikleri TV100 Haber Merkezi elbette takip ediyor, sıkı takipte. Muhabirimiz İzel Topaloğlu da bizi bu dakikalarda Fethin Muzaffer Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde bekliyor. Sözü ona bırakıyoruz. Kadirlen Dönmez, tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Aslında bugün dünya tarihinin akışını değiştiren bir çağ kapatıp bir çağ açan, şöyle yürüyelim istersen Onurcuğum, bir çağ kapatıp bir çağ açan İstanbul'da İstanbul Fethi'nin 571. yıl dönümü. Biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet'in ordusu 6 Nisan ile 29 Mayıs tarihleri arasında, 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında İstanbul'u fethederek kutlu zafere ulaştı. Aslında bu zafer, bu kuşatma tam 53 gün sürdü. Bu 53 günün sonunda bu kutlu zafere ulaşıldı ve İstanbul fethederek şu an tam 571. yıl dönümüne gelindi. Bugün aslında İstanbul'un fethinin, dediğim gibi, 571. yıl dönümü. Aslında bu zaferden sonra Bizans İmparatorluğu yıkıldı ve Osmanlı Devleti imparatorluk haline geldi ve bu olaydan sonra yine Sultan II. Mehmet Fatih unvanını aldı ve aslında büyük bir hoşgörüyle şehri yağmalatmadı. Tam tersine bu zaferin bir nişanesi olarak Ayasofya'yı da camiye çevirdi aslında. Ve tabii ki bu zaferden sonra, bu olaydan sonra bizler için, Osmanlı Devleti için, İslam dünyası için ölümünden sonra bile büyük hükümdar olarak anıldı. Aslında İstanbul 1453'ten sonra da fethedilmeye çalışılmıştı ama hiçbir zaman başarıya ulaşılamadı. Sırf bu yüzden bile İstanbul'dan hep şu şekilde bahsedildi: İstanbul muhakkak fethedilecektir ama onu fetheden komutan ne güzel komutandır, onu fetheden ordu ne güzel ordudur denildi her zaman ve onu fetheden komutan işte şu an bu türbede yatıyor. Kameraman arkadaşım Onur ekranlarınıza bu türbeyi getiriyor şu an. Aslında geçmişten günümüze önemli bir yere sahip Fatih Sultan Mehmet Türbesi. Tabii ki tarihte önemli izler bıraktı ve vefat ettikten sonra da Fatih Camisi'nde bulunan türbeye defnedildi. Ve her yıl burası aslında çok sayıda yerli ve yabancı turist çekiyor. İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Türbesi haftanın her günü de ziyarete açık. Bunun yanı sıra aslında Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nin bulunduğu Fatih Cami Külliyesi'nin de İstanbul'un fethinden hemen sonra Fatih Sultan Mehmet'in emri ile inşa edildiği biliniyor. Özellikle restorasyonu tamamlandı Fatih Sultan Mehmet Türbesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 2018 yılında yeniden ziyarete açılmıştı. Ayrıca buranın şöyle bir ayrıcalığı da var, hemen ondan da bahsetmek isterim. Daha önceki Osmanlı padişahları hep Bursa ve civarına defnedilmişti, biliyorsunuz ki İstanbul'a defnedilen ilk padişah Fatih Sultan Mehmet oldu. Bu nedenle aslında Fatih Sultan Mehmet Türbesi İstanbul'da yapılan ilk padişah türbesidir. Şu an ekranlarınızı zaten gördüğünüz gibi bir turist kafilesi geldi. Dediğimiz gibi her yıl burası tabii ki oldukça yoğun geçiyor. Birbirinden farklı ülkelerden, mezheplerden insanlar geliyor, bu türbeyi ziyaret ediyor ama bugünün tabii ki ayrı bir önemi var. Dolayısıyla sabahın erken saatlerinden burası kalabalıklaşmaya başladı. Bugün tabii ki ayrı bir konu daha var. Bugün saat 9.30 gibi Fatih Sultan Mehmet Türbesi İstanbul Valimiz Davut Gül'ün katılımıyla kutlamalar devam edecek. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Fethi'nin 571. yılı dolayısıyla türbeyi ziyaret edecek ve medeniyetimizin baş tacı, şehirlerimizin sultanı, İstanbul'un Fatih'inin kabri başında dualarla yad edecekler. Dediğim gibi saat 9.30'da Fatih Camii'nin avlusunda olacak Davut Gül. Daha sonra ardından saat 12.30 gibi
Fatih Sultan Mehmet için, şehitlerimiz için, gazilerimiz için Ayasofya Kemir Camii'nde düzenlenen Mevlid programına katılacak. Biz de tabii ki TV 100 ailesi olarak bunları, bu etkinlikleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Ayrıca tabii ki şehrin, İstanbul'un birçok yerinde etkinlikler devam edecek. Yalnız Fatih Sultan Mehmet Camii'nde, türbesinde değil, birçok yerinde, özellikle saat 5 gibi, saat 17.00'da Edirne Kapı'dan Mihriban Camii önünden kortej yürüyüşü ile Saraçhane Parkı'na kadar mehter eşliğinde Yedikule Hisarı'na kadar sürecek bir yürüyüş olacak. Tabii ki bu yürüyüşten sonra da etkinliklere devam edilecek. Yedikule Hisarı'nda bu sefer konserler olacak. Ama dediğim gibi saat 9.30 civarında, yani bir saat sonra bu türbede aslında İstanbul'un valisi Davut Gül de gelecek. Tabii ki Davut Gül ile beraber basın ekibi de burada olacak. Bizler de burada olmaya devam edeceğiz. Buradaki etkinlikleri, buradaki gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye çalışacağız. Ama aslında dediğim gibi onun haricinde sabahın erken saatlerinde gördüğünüz gibi birçok vatandaşımız, birçok aslında turistlerle beraber, turistlerin de aralarında olduğu birçok kafile buraya gelerek Fatih Sultan Mehmet Türbesi'ni ziyaret ediyorlar bu özel günde. Tabii ki bizler de dediğim gibi bu gelişmeleri ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz deyip bir kez daha sözü Kadir'den sana bırakalım.